Evet Osman, pandemi sonrası ilk seyahatten döndük. Benim çok heyecanlandığım, senelerdir en çok heyecanlandığım seyahatlerden birisi oldu. Belki uzun zamandır bir yere gitmemiş olmak ama Transnistria ismi bile zaten heyecanlandırıyor. Evet, gerçekten şeytanın bacağını kırmış olduk. Ben de 1,5 yıldır seyahat edemiyordum pandemi sebebiyle. Bu gezi ayrıca benim için çok heyecan vericiydi. Yıllar önce bir belgeselde böyle bir ülkenin ismini duyup heyecanlanmıştım. Neresi burası diye. İsmi de aklımda kalmamıştı. Transnistria. Sonradan gerçekten burayı gezip köşe bucak gezmek çok özel bir deneyimdi. Yani Türkiye'de herhalde birçok insan ismini bile duymadı bu ülkenin yani. Var Tabii. olmayan bir ülke. Soran eşe dosta ben hani söyledim, anlayamadılar. Hani Moldova falan diye çevirmek zorunda kaldım. Güzel oldu ama. Yani zaten Birleşmiş Milletler'in tanımadığı bir ülke. Evet, biraz istersen bahsedelim. Yani Transnistria gerçekten bir ülke midir, değil midir? Biz var olmayan ülke başlığıyla tura çıkmıştık. Transnistria aslında Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılırken o süreç içerisinde Moldova'nın içinde yer almak istemeyen, daha ziyade Rusların çoğunlukta olduğu ve yönetimde de güçlü oldukları Rusça konuşan, bu yüzden de o Moldova'nın daha etnik olarak Romence konuşan birliğinin içinde yer almak istemeyen ufak böyle bir hani Ya İngilizce. esasında mı orası Besarabya zamanında da hep yani Rusça konuşulan bölge. Yani sonradan Rusça konuşulan bir hikaye değil. Tabii adı üzerinde Transdniester, yani Dinyester ırmağının öte yanı. Bugünkü Moldova'nın sınırları aslında iki büyük ırmağın arasındadır. Prut'la Dinyester ırmağı. Onun ötesinde kalan küçücük böyle Ukrayna ile Moldova arasında ince uzun Sıkışmış bir bölge. sıkışmış bir toprak. Yani aslında yüz ölçümü olarak bizim Karabük ilimizle bir geliyor. Ama o kadar ince uzun ki tabii araçla gezmek istediğin zaman nehir boyu oldukça bir mesafe Şimdi gidiyorsun. ama bölge gibi diyoruz ama esasında değil. Çünkü baktığın zaman kendi sınırları var. Pasaport kontrolden geçtik. Silahlı ordusu var ki hatta ordusu Moldova ordusundan daha kuvvetli. Kendi parası var. Her açıdan esasında bir devlet olma özelliğine sahip. Sadece kimse Kesinlikle. tanımıyor. Tanıyan da ülkeler var. Üç tane ülke Ama tanınıyor. bu ülkeler de Birleşmiş Milletler tarafından tanınan ülkeler olmadığı için aslında sonuçta resmen kimse tanımamış sayılıyor. Yani kimler var? Abhazya var, Evet. Güney Osetya var. Bu iki devlet de zaten Gürcistan'ın içerisinde yine defakto Bir de olarak. Dağlık Karabağ var. Bir de Dağlık Karabağ var. Artsakh kendi adları, resmi adları. Bu üç ülke sadece tanıyor. Onların temsilcilikleri var, elçilik seviyesinde. Ama bunun dışında hiçbir Birleşmiş Milletler üyesi tarafından tanınmadığı için tanınmayan bir ülke. İlginç yanı, her yanda Rus bayrağını görüyorsun, Rus etkisini görüyorsun. Zaten direkt Sovyet simgeleri hala günümüzde de var. Ama Rusya tanımıyor bunları. Rusya'nın tanımamak istemesi normal bence. Çünkü Rusya için burası önemli bir ileriye dönük yatırım da diyebilirim. Çünkü Romanya ile Moldova'nın ilişkisi zaten çok girift o anlamda. Bu iki ülkenin birleşmesini isteyen ciddi bir milliyetçi damar var her iki ülkede de. Eğer ola ki Rusya Transnistria'yı tanırsa veya ilhak ederse, ki bunu Transnistriyalılar gönülden istiyor. Yani Rusya bizi parçası yapsın, Rusya'nın toprağı olalım, ili olalım diyorlar bunu. Böyle bir şey olursa beklenti şu ki Moldova'da Romanya ile birleşecek. Daha ilginç yanı bu 14. Tugay hadisesi var biliyorsun. Savaşı zaten o 90'ı 91'deki savaşı 14. Tugay kazandırıyor bu adamlara. Evet. Ama bu 14. Tugay'ın da merkezinin Tiraspol'e gelmesi ta 80'li yıllara kadar gidiyor. Yani Rusya esasında öngörüyle gelecekte var olacak hadiseleri aynı hani 2007'lerde 2008'lerde herkesi Rus pasaportu dağıtıp sonra Ukrayna karıştıktan sonra Kırım'ı nasıl kendi içine dahil ettiyse Transnistria'da da benim anladığım olacak sıkıntıları önceden tahmin edip en önemli tugaylarından bir tanesinin merkezini Tiraspol'a koyuyor ve o 14 bin kişilik tugay da zaten Moldova'ya karşı savaşı kazandırtıyor. Çok doğru. Yani 1991 ve özellikle 92 senesinin ilk yarısında yaşanan bu savaşta Rusların veya Sovyetlerin diyelim stratejisi aslında bakarsan daha önce yaşanmış konuların hani bir ikinci perdesi diyebiliriz. Yani Rusların bu coğrafyaya zaten daha işte 1812'de ilk gelip o dönemde Bükreş Anlaşması var meşhur. Osmanlı'nın yenilgisinden sonra yapılan ilk zaten Besarabiye'yi bu şekilde Boğdan dediğimiz Moldavya'dan ayırıyor.
Ve ondan sonra 20. yüzyılda iki savaş arası dönemde burası tekrar Büyük Romanya Krallığı'na birleştiği zaman özellikle bu bugün Transnistria olan bölgeyi bir otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak Ukrayna'nın içinde teşkil ediyor. Aslında bugünküyle aynı amaç. Yani bir Truva atı gibi o bölgeye kendi yönetimini koyuyor ve oraya Moldavya ismini veriyor daha o zamandan. Halbuki Moldova'nın %95'i onlara ait değil ama o isimle bir yönetim kuruyorlar orada ve tabii Rusya'dan çok fazla Rus insan özellikle bu iş için buraya getiriliyor, iskan ettiriliyor ve ondan sonra ana dil Rusça olan ikinci, üçüncü kuşak burada yetiştikten sonra Sovyetler döneminde yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Moldova'nın sanayisini de Ruslar buraya planlı bir şekilde kuruyor. Mesela ülkenin bütün elektrik üretimi burada gerçekleşiyor. Zaten savaşı kazanma hikayelerinden birisi o. Yani savaş esnasında Moldova'nın elektriğini kesiyor. Çünkü bütün elektrik neredeyse Transnistria'da üretiliyor. Aynı şekilde 20. yüzyıldaki orası bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti iken Moldavya için konuşuyorum. Sanayi üretiminin belki %80'i yine burada yapılmakta. O yüzden de burada gerçekten Sovyetlerin dört bir yanından gelmiş kişiler işçi sendikalarında çalışmışlar, burada yükselmişler. İşte fabrikaların başına gelmişler. Mesela ülkenin bağımsızlığını ilan ettiği 91'den 2011'e kadar 20 yıl boyunca devlet başkanı olmuş Igor Smirnov. Kamçatka'da doğmuş bir Rus. Ya bunun dışında zaten o 14. Tugay'dan bir sürü insan emekli oluyorlar. Emekli olduktan sonra Transnistria vatandaşı oluyorlar. Tabii. Devlet kademelerinde yönetici kadrolar. Yönetici yani. Kadroda yani. Hep onlar oluyor. Aslında Transnistria'nın tamamı Rus değil. Yani nüfusun yine %30 civarı ana dili Romence olan bir kesimi var. Yani Moldovaca da deniyor bu dili. İkisi aslında aynı dil ama siyasi sebeplerle farklı şekilde söylenebiliyor. Mesela bunların hala ana dilde eğitim alma hakkı için bir mücadele verdiklerini görüyoruz. 30 yıldır bu sürüyor mesela. Böyle de bir şey var. Bir taraftan Ukraynalı olan bir grup var. Ama yönetici kadrolara bakıyorsun hem Sovyetler döneminde hem de bağımsız olduktan sonra Transnistria'nın yönetici kadroları Rus. Transnistriyalılar aynı zamanda kendi pasaportları dışında hem Rus hem Moldova hem Ukrayna pasaportu alabiliyorlar. Alabiliyorlar. Yani 4 pasaport taşıyabiliyor bu insanlar. Kesinlikle. Hatta Romanya ile bir şekilde bağınızı ispatlayabilirsiniz. O anladığım kadarıyla dedesi Roman olanlara bir de Roman pasaportu, 5. pasaporta kadar gidebiliyor. Tabii çok önemli çünkü Roman pasaportu Avrupa Birliği pasaportu da demek. O yüzden hani bunu altını çizerek söyleyeyim. Zaten Avrupa Birliği olabildiğince orayı da Rusya'dan kopartmaya çalışıyor ama Rusya da orayı bırakmıyor. Yani Ukrayna'da yaşanan işte Avrupacı ve Moskovacı fraksiyonlar diyelim yani aynı şekilde bu bölgede de etkisini sürdürüyor. Zaten Moldova'ya gittiğimizde ilk gün hatırlasana yani Romanya ile birleşmek için bir sürü gösterilere denk geldik. Dil bayramı vardı o gün. Dil bayramına denk geldik. Biz aslında bu turda iki özel günü yaşamış olduk. Hem 2 Eylül günü işte Transnistria'nın 31.ydi bağımsızlığını ilan ettiği gün. Ondan 2 gün önce de Moldova'daki dil günü. Ama dil günü Moldova için çok önemli. Çünkü Moldova topraklarında 200 yıl kadar veya 200'den biraz az da olsa süre Rusça empoze edilmiş, halk mecburen Rusça konuşmuş. 91'deki bağımsızlıktan hemen önce 89-90 yıllarında Moldovaca adıyla kendi dilleri olan Romence'yi resmi dil yapabilmişler. O yüzden onlar için çok büyük bir bayram bu dil bayramı. Biz o güne denk geldik ve dediğin gibi şehrin merkezinde, Kişinev'de, parklarda Moldova ve Romanya bayrakları bir arada ki zaten iki bayrak birbirine çok benziyor. Yani renkler aynı, bir tek birinin ortasında işte o Boğdan Kartalı var. Onun dışında şimdi Transnistria'nın da bir devlet olarak oluşabilmesinin temelinde bu yatıyor. Ne zaman ki Moldova bu ayrılma sürecinde Sovyetler Birliği dağılırken dilini Romence'ye, Moldovaca'ya çekiyor. Alfabesini Latin alfabesine çeviriyor. Çok güzel. Kiril'den Latin'e çeviriyor. İşte o zaman bu kuzeydeki nehrin öte yanındaki daha çok işçi olan, daha çok sendikalarda olan Ruslar ve üst kademelerde bulunan Ruslar buna şiddetle karşı çıkıyor. Okullar şeyi kabul etmiyor. Her ne kadar merkez mahkemeler bunu kanunun hükmünde geçirmiş olsa da oradaki okullar yine Rusça eğitime devam ediyor. Resmi daireler yine Kiril yazmaya devam ediyor ve OSTK olan kısaltması oradaki sendikalar topluluğu adeta kısa bir süre içerisinde 2 yıllık bir süre içinde devletleşiyor. Orada şunu da unutmamak lazım.
Bu 14. Tugay'dan dolayı Rusya'nın en önemli silah depolarından birisi bu coğrafyada. Yani o senin bahsettiğin sendikalar arkasında böyle bir silahlı güç olmasa bu şekilde bir devletleşme sürecine tabii giremeyecekler. Mümkün değil. Başta Moldova polisi zaten buraya hakim olmaya çalışıyor. Önce onları püskürtüyorlar. Ardından Moldova ordusu işte 1992 yılında Dubasari diye bir köprübaşı noktasından Transnistria'yı ele geçirmek istiyor. Ama dediğin gibi 14. Tugay'ın burada olması çok önemli. Benim bildiğim kadarıyla Kızıl Ordu'nun Avrupa'daki en büyük silah deposu. O ya 14. Depo. Tugay zaten Kızıl Ordu tarihinde de en çok kahramanlık gösteren en önemli Tugaylardan bir tanesi. 1943-44 dolaylarında değil mi bu Stalin döneminde Nazi ordularını yenen kahraman Sovyet Tugaylardan birisi. Kahraman Sovyet Tugaylarından birisi. Çok önemli yani. Neyse yani bu şekilde bir bağımsızlık hikayesi oluşuyor. Ama yani ülkenin neredeyse sahibi diyeceğim. Günümüze baktığında ülkede nereye elini atsan karşına çıkan bir tane firma var. O firmanın da sahipleri Türk. Gagavuzlar. Gagavuzlar evet. O Şerifler. Anlamda. Şerifler. Yani, ama bunların da bildiğim kadarıyla bir 14. Tugay döneminden bağlantıları var. Muhakkak var gibi geliyor bana da. Ben zaten ilk Transnistria'yı duyduğum zaman işte bakıyordum ne var ne yok diye. Bu Şerif takımı çok ön plana çıkıyor. Çok gittiğimizde de gördük uzaktan yani önünden geçtik. Mega büyüklükte bir spor kompleksleri var içinde. İşte onlarca tenis kortu, açık kapalı sahalar, yüzme havuzları. Türk takımlarıyla maç yapmışlar esasında. Biz ismini bilmiyoruz ülkenin ama Türk takımlarıyla maç yapmışlar. Bilenler biliyormuş, o biraz benim cahilliğim futbol konusunda. Ama şimdi bu sene Real Madrid oraya geliyor. Milan geliyor galiba. Milan geliyor, Shakhtar Donetsk geliyor. Yani çok büyük takımları ağırlayacaklar Transnistria'da. Her ne kadar ülke tanınmasa da demek ki futbolda da kendini tanıtmış. Ve bu Şerif takımının esasında sahibi olan büyük bir holding var. Bunlar üç kardeş olması lazım. Gagavuz bölgesindeki bir köyden geliyorlar. Şeyde vefa borçlarını ödemişler bu arada. O köyde herkese 50 dolar maaş bağlanmış. Hayır, olmam, o maaşı şey vasıtasıyla bağlıyorlar. Yaşadıkları köyden çıkmamaları tabii koşuluyla herkese 50 dolar aylık maaş bağlanmış. Normalde göç veren bir ülke hem Moldova hem Transnistria. Moldova ve Transnistria en çok göç veren Avrupa'daki ülkeler arasında. Biz tabii orada çok güzel ziyaretlerde bulunduk. Yani sadece kültür, sanat değil, biraz gastronomik anlamda da kendimizi şımarttığımız yerler oldu. Evet, inanılmaz zevkliydi ya. Bir kere şu Kvint konyağı, gerçekten evet, ben Ermeni konyaklarını da beğenirim. İşte Odessa'da gene Ermeni konyağı vardır. Ermenistan'da ikimiz de tattık, çok güzel Ararat konyakları vardır. Muhteşemdir. Ama Kvint konyağı da hiç onların altında kalacak bir içki değil. Hani brandy diyelim konyak, çünkü Fransızların lisanslandığı bir isim. Teknik olarak daha doğru olur ama biz de hani ben de günlük hayatta konyak diyorum açıkçası. Ama gerçekten içtiğim en iyi konyaklar arasında. Ben çok beğendim. 5 farklı yıllanmışlık derecesinde. Yani dün geldim, daha birinci şişe birinci gün bitti. Hepsinin farklı after taste'leri var. Yani o çok hoşuma gitti. Tabii Kvint'i gezerken de orada gerçekten bu işten anlayan kişiler sizi gezdiriyor. Yani o anlamda çok keyifliydi. Şimdi hem Kvint hem birazdan yine bahsederiz. Muazzam bir havyar üretim çiftliği. Ben belugaları sadece Hazar Denizi'nde olduğunu biliyordum. Ve orada rastlayınca gerçekten şaşırdım. Ama zaten üretilmekteymiş. 15 yıllık bir fabrika orası. Ve şu an tabii ki en yaşlı Mersin balığı 15 yaşında. Ben de bir sürü üretimiyle ilgili hikaye öğrendim. Mesela Mersin balıklarının 140 yaşına kadar yaşadıklarını ben bilmiyordum. Yani bizim o gördüğümüz balıklar hani bizden sonra da hala o fabrikada tabii. yaşamaya devam edecekler. Yani şimdi 15 yaşına gelenler 80-100 kilo. Ama 100 yaşını yaştıktan sonra 1 tonun üzerine çıkacak bu balıklar. Bulunan, şu ana kadar yakalanmış havyar elde edilen en büyük Mersin balığı bir ırmakta yakalanmış. 4,5 metre uzunluğunda, 1200 kilo ağırlığında ve 200 kiloya yakın da havyar elde etmişler. Şimdi şöyle bir hikaye var. Mersin neden belluga bu kadar meşhur? Bellugalar çok büyük boyutlara ulaşabiliyorlar. Ama belluganın en önemli şeyi, diğerleri her sene havyar verirken bellugalar 5 senede bir havyar veriyor. Ve 15 yaşına kadar ağırlıklarının %10'u kadar veriyorlar. 15 yaşından sonra bu artmaya başlıyor. Hani 80-100 yaşına geldikten sonra da %18, %20'ye kadar
havyar veriyorlar. Yani 1200 tonluk bir belugadan 200 kilo havyar elde edebiliyorsun. Çok gerçekten inanılmaz bir olay. Ama çok uzun vadeli bir yatırım tabii. Çok uzun vadeli bir yatırım. Bir de bunların albinoları var, en pahalısı. Ya evet, ben o konuyu hiç bilmiyordum. Oraya gittiğimizde bize gösterdiler. Tabii fabrikayı gezerken... Yani Almanya'dan bir tane albino almışlar. 100 bin dolar vermişler bir tane balığa sadece. Yani bu o çok enteresan bir olay. Ve balığın dişi mi, erkek mi, havyar verecek mi, vermeyecek mi anlayabilmek için gözle anlayamıyorsun bunu. Ultrason mecburen. Evet, çıkartıyorlar. Birer birer ultrasona sokuyorlar. Ha, bu erkek mi dişi mi, havyar verecek mi vermeyecek mi ona göre. Çünkü üremeleri mesela bizim memeliler gibi değil. Bir yere yumurtayı bırakıyor, dişi, erkek de geliyor, yumurtayı döllüyor. İşte bu döllenen yumurtaların da en fazla %25 kadarı hayatta kalacak. Büyüyecek belli bir yaşa gelecek. Onlar da işte üretim yaparken havyarların belli bir kısmını normal tüketime kullanıyorlar. Belli bir kısmını da balıkların çoğalması, üremesi ve büyümesi için kullanıyorlar. Albinolar da ırk erkekten geçiyormuş. Hı hı. Onların havyarı da altın havyar, yani golden denilen özel bir havyar kabul ediliyor. Tabii o pigmenti olmadığı için balığın bütün vücudunda havyarı da siyah havyar değil, böyle saydam bir şekilde sarıya yakın bir renk olduğu için de süt rengi diyelim. Hı-hı. Ona altın havyar diyorlar ve en makbulü de bu havyar. Evet, bu da çok keyifli bir hikayeydi. Ama hani sadece havyar değil, konyak değil. Kilise şarabı içtik mesela. Esas zaten bütün bölge, yani Besarabya, Moldavya dediğimiz bütün bu bölge bir şarap bölgesi. Özellikle de ülkenin güneyi. Yani güneyde zaten Gagavuzların merkezinde. Sadece bölgeler. Şarap olarak düşünme, üzümler de inanılmaz evet. iyiydi. Yani pazardan aldığımız üzümlerin tadı da gerçekten muhteşemdi. Çok doğru, da bir zamanda da gittik. Sanıyorum bir ay sonra da tam hasat zamanı olacak orada. İşte Ekim başında hasat var. Biz zaten hasat programı da yapacağız. Zaten biliyorsun Guinness Rekorlar kitabına giren mahzenler de burada. Ama Transnistria... Moldova demeyelim. Ondan başka bir videoda bahsederiz. Ama Gagavuzya ve Transnistria'nın içindeki şaraplar da muhteşemdi. Evet. Belki oradan gününü hatırlatayım. Manastır'a gittiğimiz gün. Hı-hı. Yine turun en samimi, böyle güzel, keyifli anlarından bir tanesiydi. Noel Neamț Manastırı'na gittik. Bugün Transnistria'nın metropolitik merkezi diyelim. Tabi bu manastırın şeyi çok güzel. İçinde 3 farklı kilise var. Üçü de farklı tarzlarda. İşte bir tanesi daha neoklasik, bir tanesi neobizantin diyebileceğimiz bir tarzda. Bunları gezdik. İçlerinde gerçekten güzel rölikler, ikonalar vardı. Ama sanıyorum bütün grupça en eğlendiğimiz yer orada Peder Yuri. Peder Yuri ile güzel bir şarap tadımı yaptık. Daha doğrusu şarap tüketimi yaptık. Tadım demeyelim ona. Yani başta biraz böyle bize belki sert gelmişti. İlk kuralları falan anlatıyordu. Aman sessiz olun falan. Ama sonradan da böyle çok misafirperver bir rahip çıktı yani. Peder Yuri ile oturduk. Bayağı kilisenin o katakomb şeyi alt kısımlarındaki bir mahzene bütün grup masa başına yayıldık. Kırmızı şarap muhteşemdi. Beyazını beğenmedim ama kırmızı çok iyiydi. Evet, beyazı ben de çok beğenmedim ama kırmızı muhteşemdi. Zaten öyle bir içmişiz ki sonunda bizim rehber şeyleri getirdi. O şaşal peçeteleri doldurmuş Peder Yuri bizim için. Arkamızdan da yolluk şarap verdi. Yani çok bayıldım o hareketine. Performansımızdan memnun kaldığı için bol bol yolluk şarap da vermişti bize. Yani orayı tekrar gidip görmek istiyorum. Tekrar o şarabı içmek istiyorum kesinlikle. Bir de ne var? Yavuklun, Kasa Karaman. Şimdi tabi hususi konuları buraya yansıtmayalım. Ya Kasa Karaman diye bir yere gittik. Aslında biz burayı öğle yemeği alacağımız orijinal bir hani ev gibi başta görünüyordu. Ama gittiğim zaman gördüm ki bize çok yakın bir aileyle bayağı dost olduk. Çünkü Kasa Karaman adı üstünde, Romence tabi ev. Ailenin adı Karaman, soy ismi. Anne tarafından galiba, baba soy ismi sonra değişmişti. Evet. Bir hikayesi vardı onun ama hakikaten kökeni Anadolu'dan geliyor. Tabii çok kuşak önce, belki 7-8 kuşak öncesinden Anadolu'dan gelen bir soy ismine sahipler. Bağlarını hatırlamıyorlar ama Anadolu'dan geldiğini biliyorlar. Bizim onu biliyorlar bir şekilde. Hani oral tradisyonda o ailenin kuşaklarından aktarılmış. Onu biliyorlar yani. Ailenin en ilginç yanı o, hakikaten gerçek bir köy evini
turistlerin de böyle gelip ziyaret edebileceği bir yere çevirmişler. Öğle yemeğinde yediğimiz her şey onların bahçesinde üretilmiş. Yani işte içtiğin çorbadaki otundan, sebzesinden, tatlıdaki ahududusuna kadar. Hatta o gitmiş ahududunun likörünü de yapmış. Yine ev yapımı. İçtiğimiz şarap zaten kendi şarapları. O kadar muazzam bir yemek yiyoruz ama sadece konu yemek de değil. Evin şeyi Angelika teyze diyeyim artık. Çok tatlı bir kadın böyle. Sen Angelika anne diyordun. Ben anne diyordum ama tabii ki yani kızını da gördüm şimdi. Anne demeyelim mi? Ne yapalım Tuğra? ve o kadın gerçekten böyle uzaktan akrabaları gelmiş gibi bize evi gezdirdi. İşte aile bireylerini anlattı. Geçmişte kaybettikleri kişilerden bahsederken işte gözleri doldu. Birkaç kuşaktır içinde yaşadıkları yeri bize öyle canı gönülden, o kadar samimiyetle anlattılar ki o işte ellemedikleri müzelik çeyizleri olsun, dokudukları kumaşları, işte ahşap işlemeli masaları. Ama ülkenin her yanında zaten samimiyeti görüyorsun. Hani bir tek Karaman evi değil, Transnistria benim son dönemde gittiğim en samimi ülkelerden birisiydi. Bana hatta geçmiş dönemin Küba'sını hatırlattı birçok açıdan. Çok güzel söyledin. Ben o Küba hissini en çok nerede aldım? Volga arabalarında. Volga arabalarında. Ama Volga arabasından önce biraz da şeyden bahsedelim. Yeme içme şaraptan bahsediyoruz. Biz niye gittik oraya? 2 Eylül işi gittik. O 2 Eylül'den bahsedelim, oradan Volga'ya bağlayalım bence. 2 Eylül 1990. Daha Sovyetler Birliği dağılmamış. Ama Sovyetler Birliği'nin içinde Moldavya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti var. Aslında bu oluşumdan Transnistria kendini soyutlamak istiyor. Çünkü dediğimiz gibi dil kanunu çıkmış, alfabe kanunu çıkmış. Ciddi bir Roman milliyetçiliği var. Bunlar rahatsızlık duyan hem Rus hem de o anlamda Sovyet, işte komünist, sosyalist ne dersek diyelim. Bu ideolojiyi benimsemiş kişiler de bağımsızlıklarını ilan ediyorlar 2 Eylül 1990'da. Daha Sovyetler Birliği varken. Zaten o zamanki iddiaları şu: biz yine Sovyetlerin içindeyiz ama Moldavya'dan ayrı bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'yiz diyorlar. Bu ülkenin bağımsızlık günü kabul ediliyor. Bu yüzden de hala Avrupa'nın son komünist ülkesi deniyor. Doğru. Nereye gittiysek her yerde bir Lenin heykeli gördük mü, görmedik. Lenin heykeli gördük ama aynı Küba gibi komünist kafalı kapitalistler diyorum ben bunlara biraz. bu böyle yani. Evet, Küba'da da bunu iyi biliyoruz. Doğu bloğunun da ben birçok ülkesini gördüm. Kuzey Kore'ye gidemedim. Orayı sen çok iyi biliyorsun ama... Kuzey Kore hala komünist. Yani daha onlar kapitalist kafaya geçmedi. Geçmediler. Yani. Yok, burası geçmiş. Ama geçmese zaten biz buraya bu şekilde tur yapamazdık. Ama şu anda da en gerçekten hani dünya değişmeden en sloganına uygun zaman diye düşünüyorum. Evet. Yani 5 yıl sonra kesinlikle burası farklı bir şey. Farklı olacak. Ya orada mesela o Kızıl Ordu tarzı askerlerin yürüyüşü, onların havası, o ruhu hissetmek, işte ne diyeyim T-34 tanklarıyla karşılaşmak, bunlar mesela benim için gerçekten heyecan vericiydi. Bir de halkın konuyu ciddiye alışı. Yani gördün o gün biz erken bir saatte özellikle çıktık ki hani meydanda iyi bir yerden izleyebilelim diye. İnsanlar böyle en güzel kıyafetlerini giymişler. Çoluğunu çocuğunu almış, üşenmemiş. Hani sabahın köründe aileler gelmiş. İşte eski gaziler şeylerini giymişler. Üniformalarını, madalyalarını takmışlar gururla. Bunun dışında da bir başka bayramlar da var esasında. 9 Mayıs var. Zafer Bayramı 2. Dünya Savaşı'nın bitiş hikayesi. Yani bu Özbekistan'dan tut bütün yani aklına gelecek eski bütün Sovyet ülkelerinde çok önemli bir bayramdı. Burada hala aynı önemde devam ediyor. Sonuçta 1945 yılında Kızıl Ordu'nun Nazileri nihai biçimde yendiği gündür. Ne bayramıydı? Pobeda mı? Pobeda Bayramı yani zafer oluyor. O bu arada Pobeda arabası. Yani ben mesela gerçekten kendi gözümle içine bindiğim ilk Pobeda arabası oldu. Benim de öyle oldu. Volga'ların daha geç modellerini, bu kadar eski modellerini görmemiştim ama 80'lerden, 70'lerden kalma köşeli oldu. Hatlı Volga'ları Rusya'da falan çok binmiştim. Ya bu 56-54 model olması aynı bana Küba'yı hatırlattı mesela. Evet, tam o böyle hani Avrupa'daki, Amerika'daki refah döneminin sembolüdür ya, bir anda böyle rahat şey gibi içine bindiğinde yayla gibi. İşte tepeden böyle gelir, yekpare arkası yuvarlak eğilir. İşte daha sonraki modellerinde o kuyrukları
böyle sivri çıkan filan. Yani aslında zamanın ruhunu çok iyi yakalamışlar. Tam baktığın zaman bir üst sınıf arabası gibi görünüyor Batı dünyasında. Ben açıkça şey söyleyeyim, yani estetik olarak zaten çok güzel ama arabaların parçalarının orijinal olması, durumları, halleri Küba'dan tabii, çok daha iyi. Küba'da o parçalar 100 kere değişmiş yani. Bize o işte Cadillac'lar, Chevrolet'ler. Bunlar aslında ilk 1930'larda başlıyor. Ve çok ilginçtir. Ford'la bir işbirliği halinde. Hani bugün hep Soğuk Savaş işte Amerika şey husumetinden bakınca biraz garip geliyor. Ama tabii daha İkinci Dünya Savaşı da olmamış. O kadar belki büyük bir Soğuk Savaş da yok. Ve ilk 32 yıl olması lazım. Ford gelip aynı bizim Anadolu gibi Nijni Novgorod. Tabii o zaman Sovyetler döneminde Maxim Gorki ölünce şehre ismi veriliyor. Gorki'de Gorki otomobil fabrikası. Avtomobil Zavut diye. Hani gazdır onun da kısaltması. Bütün o fabrikadan çıkan arabaların üstünde tabii kiril harflerle gaz yazar. Sembolü bir geyiktir. Böyle boynuzlu. İlk Pobeda yani zafer olarak başlıyor. 1954-56'ya kadar bunu üretiyorlar. Daha sonra Volga'ya çeviriyorlar. Tabii Volga çok sembolik bir araba oluyor. Çünkü işte Kruşçev ve Brejnev dönemlerinde bu meşhur nomenklatura yani Sovyetlerin yönetici kalantorları falan kalantorların koyduğu işte politbüronun kafasındaki adamların onların en böyle primum sedan arabaları olmuş, makam arabaları olmuş. O yüzden Volga deyince de aslında birçok yerde bir o yılların rejimi, Sovyet rejimi de akla geliyor. Ama biz orada gerçekten bütün şeyleri, bir tanesinin galiba bir şeyin motorunda değişiklik vardı. Diğerlerinin hepsi bütün içteki aksamına kadar kadranı şey her şeyi orijinaldi. Ve çok renkli, çok güzel arabalardı. Yani gerçekten o Küba'ya ilk gittiğim yıllarda o Chevrolet'lere, Cadillac'lara bindiğimdeki hissi, yani bundan işte kaç 12-13 yıl önceki hissi bu turda da Volga'larla hissettim. Bir de burada o arabalar ve Lenin heykelleri beraber fotoğraf çekmek zaten çok daha heyecan verici. Şey de çok güzeldi. Tiraspol'dan çıktık yani ülkenin başkenti. İkinci kent olan Bender'e bu arabalarla gittik. Amacımız da Bender'in aslında bir köyüne gittik toprak yollardan. Orada da çok Volga bu arada gayet güzel performansla gitti. Butik bir şarap bağına gittik. Ve bir ailenin 3-4 kuşaktır. Orada bize uzun uzun anlattı. İşte dededen şeye esasında toruna. Şey oluyor. Tam 1914'te kuruluyor oradaki bağlar. Yani, evet o 100. yılını yeni geride bırakmıştı. 1914'te kuruluyor. Ama daha sonra Sovyetler döneminde sıkıntılar oluyor ve bağ kapanıyor. 2014'te adamın torununun üçüncü kuşak yeniden başlatıyor. Üçüncü kuşak tam özellikle babasının dedesinin kurduğunun tam 100. yılında yeniden başlatıyor. Yani bizim de gittiğimiz esasında çok yeni bir bağdı. Yani bağ olarak çok yeniydi. Ama inanılmaz. Bir kere bütün ailenin dışarıdan kimse çalışmıyor. Sadece aile bireyleri çalışıyor. Tabii toplamayı, ezme hepsini ve eski aletlerle yapıyorlar. Evet. Makinada da kullanmıyorlar. Yani elle toplanıyor bütün üzümler. Zaten yani 2 hektar mıydı? Küçük. Gördüğüm en butik şarap üreticilerinden birisiydi hayatımda. O da çok keyifliydi. Özellikle o işte Cabernet Sauvignon ve Merlot'ları yani içmeye doyamadık o turda. Ya biz buraya sanırım bol bol gideceğiz Osman. Bol bol şarap içeceğiz, bol bol ziyaret edeceğiz. Bize bu kadar yakın ve bu kadar keyifli bir destinasyon gerçekten bulma şansımız kolay kolay olmayacaktır. Öyle düşünüyorum. Ben de sadece bir Sovyetlerden kalan bir rölik gibi adeta bir geçmiş zamana gitmek gibi bir yolculuk olarak görüyordum gitmeden önce. Ama ben Kuzey Kore'ye zaman tüneli derim. Mesela Kuzey Kore seyahatlerine giderken insanlara zaman tüneline gidiyorsunuz derim. Tabii. Burası da bir nevi zaman tüneli ve bize çok yakın bir mesafe. Ama fazlasını da buldum ben. İnanır mısın? Yani o hakikaten insanıyla olan iletişim çok güzeldi. İnsanların açıklığı, sıcaklığı, samimiyeti. Ve bir yandan da beklediğim kadar da şey bulmadım. Şartların belki bir tık daha zor, bir tık daha fakir bir ülke bulacağımı düşünüyordum. Aslında birçok güzel restoranda da çok keyifli yedik, içtik. Restoranlar, oteller her hayat standartı benim beklediğimden çok daha yüksekti. Orada biliyorsun ana bir otel var yani. Orada kaldık. Onun bile daha böyle sorumlu olabileceğini düşünüyordum. Çok güzel bir oteldi. Çok güzeldi. Bir akşam çıktık dışarı restoranlarına bir tane gece kulübüne girdik.
inanılmayacak kadar modern. Bir yandan da böyle bir yüzü de var. O yüzden beni çok şaşırtan ve yani tekrar gidip daha da tanımak istediğim bir yer oldu Transnistria. Allah ağzına sağlık. İyi ki gittik. Tekrar gidelim. Görüşürüz. Evet, dünya değişmeden Ekim'e de teşekkür ederim. Onlar da şahane bir rota hazırladılar bizler için bu yıl.